Günlerin cümlesine rağmen çok şükür daha az atlatıyoruz bunları. Hı hı. Çok şükür ki bu ülkenin halkı, bu ülkenin cumhurbaşkanından, bu ülkenin iktidarının küçük ortağının başkanından daha sağlıklı, daha ülkesini seven, daha vatansever. Biz şu anda halk olarak, Erdoğan'a, Bahçeli'ye rağmen ülkemize sahip çıkıyoruz. Yangınlarımıza koşuyoruz. Onların bütün teşviklerine, bütün ee, yönlendirmelerine rağmen şiddete bulaşmamaya dikkat ediyoruz. Şimdi Meral Hanıma yapılan saldırı organize bir saldırıdır. Organizasyon Ankara'dadır. Savaşta meselesi değildir. Hı hı. Çünkü atmosferi öyle yaratıyorlar. Çünkü yalanla, yanlışla, manipülasyonla toplumun aklına mesela adam orada bağırıyor. PKK'yla diyor iş işbirliği yapıyor diyor evet. İYİ Parti. Ya arkadaş hangi işbirliğini yapıyor? Hangi işbirliğini yapıyor PKK'yla? Nasıl Zaten olabilir? Orada... PKK ile işbirliği yapan bir siyasetçi varsa o da Erdoğan'dır. Abdullah Öcalan'dan seçimden mektup getirmiş bir adamdır. Erdoğan gözümüzün içine baka baka PKK ile oturmuş. Ben ona karşı olanlardan değilim. Keşke barış, bana göre Erdoğan'ın tarihinde yaptığı en önemli iştir barış süreci. Hı hı. Belki de tek önemlidir. Ayrı. Ama bir şey varsa bir PKK ile bir ilişkisi varsa Erdoğan'dır. Erdoğan mevcut iktidarını sürdürmek için Herkes de oturup konuşuyor. Öcalan'la da pazarlık ediyor. Osman buna rağmen kalkıp Meral Hanım'ı PKK ile iş diye suçlamak aklını bütünüyle kaybetmişliktir. Ben bunu yukarı, biraz önce söylediğim gibi Ankara'daki organizatörlere bağlıyorum. Bu toplumun zehirlenmesini. Toplumu sabah akşam 25 tane kanaldan zehir akıtıyorlar ve biz çok şükür buna rağmen ucuz atlatıyoruz. Tekrar söylüyorum. Hem Meral Hanıma geçmiş olsun diliyorum. Hem o saldırıyı yapanları kınıyorum hem Hı -hı. de o saldırıyı azmettirenleri kır kınıyorum ayrı. Ama Meral Hanım'ın başına gelen, Kemal Bey'in başına gelen, gazetecilerin başına gelen bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Tü ülkemiz büyük bir işgal altında. Aklını kaybetmiş, ülke sevgisini kaybetmiş, ülkeyi kendi çıkarını ülke çıkarından daha önde gören insanların işgali altında. Ve bize düşen bu ülkede barış içinde, huzur, hukuk önünde herkesin eşit olduğu bir ülke hayali kuran herkesin birinci önceliği. İster doktor olsun, ister sanatçı, ister akademisyen olsun, ister esnaf, ister ev kadını olsun, isterse öğretmen. Şu anda her birimizin birinci önceliği var. Türkiye'mizi bu işgalden kurtalmamız lazım. İşgal kelimesinin çok tehlikeli olduğunun farkındayım altını özetle çiziyorum. Aklını kaybetmiş, ülke sevgisi bütünüyle bitmiş, kendi çıkarını ülke çıkarının üstünde gören bir zihniyet tarafından işgal edilmişiz ve bizim daha önce burada programda söylemiştim gasp edilmiştir bu ülke diye. Bu ülkeyi bir an önce bunların elinden 83 milyon 86 milyon olarak almamız ve doğru düzgün siyasetin işlediği, sorunları çözdüğü, toplumu ayrıştırmadığı Eğitimi dert ettiği, yangını dert ettiği, seli felaketi dert ettiği, şehirleşmeyi birinci sorun olarak gördüğü, işsizliği dert ettiği, milyonlarca gencin sabah kalkıp bir kuruş cebinde para olmadan hayatını sürdürdüğü, o ülkeyi dert ettiği, ona çözüm aradığı bir ülke haline döndürmemiz gerekiyor. Elbette sonuç itibariyle e, erken ya da zamanında bir seçim olacak. İnsanlar demokratik yollarla gidecekler. Oy verecekler ve karar verecekler e, geleceklerine dair ne yapacaklarını. Ama e, az önce söylediğinizi ek olarak bu tepki veren kişinin sözleri e, şöyleydi. FETÖ'cü diye bağırdılar. E, ve şu aç işte muhalefetin insanlar aç sözüne tepki gösterdi, herkes milyarlar harcıyor, lüks arabalara biniyor dedi. Bu e, dediğiniz gibi kişinin kendi sorgulaması sonucunda oluşturduğu bir e, kanaat fikir değil, duyup inandığı evet, bir şeydi. Tabii. Peki bu böyle devam ederse belli ki seçimler yaklaştıkça üslup sertleşecek. Bu sertleşen üslubun sokağa tezahürü ne olur? Şimdi e, bir beklentiniz var mı? Şöyle umut ediyorum ki ağır olmaz. Şimdi biz sadece... Ülkede bir çatışma endişesi duyuyoruz değil mi hepimiz. Aman toplumsal çatışmaya dökülmesin bu iş. Aman aman çok germeyin. Aman aman çok kızdırırsanız hani kızdırmak şey anlamda söylüyorum, sıcaklaştırmak. Ülke düşmanı biri bir kıvılcım çakar burayı yakar. Gerçek anlamda yakar dediğimiz. Biraz önce ne söyledim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun küçük ortağına rağmen ülkemize sahip çıkıyoruz. Biz onlardan daha halk olarak onlardan çok daha Sorumluyuz, yangına koşuyoruz, bidonlarla, aklınıza kimimiz parasını veriyor, kimimiz uçak kiralıyor anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ülkenin sahibi biziz halk olarak, Erdoğan'a rağmen biziz, Bahçeli'ye rağmen biziz. Şimdi bunlar o kadar biraz önce söylediğim işgal dediğim cümle, ülkeyi gözden çıkarmış bir iktidar toplumsal barışı da gözden çıkarmıştır. Bizim bütün konuşmalarımızın, bütün çabalarımızın, bütün uğraşlarımızın temelinde bir şey var. Burası daha fazla zarar görmesin bu ülke. Toplumsal bütünlüğümüz daha fazla tahrip olmasın. Bu ülke geri döndürülemeyecek bir noktaya gelmesin. Fakat iktidar aynı inatla devam ettiriyor. Diyelim ki devam ettirdi. Sonucunu hep beraber katlanırız. Hepimiz ağır bedel öderiz. Ama tekrar söylüyorum. Çoktan çok gider, azdan az gider. Orada iktidarın ödeyeceği bedelle bizim ödeyeceğimiz bedel aynı olmaz. Çünkü o sorumlu makamında. Sorumlu makamındaki birinin ödeyeceği bedel çok daha ağır olur. Çünkü toplum 83 milyon yüzün ona döner. Yaktınız ülkeyi der. Biz istiyoruz ki buradan çıkalım aklı selimle. Mevcut iktidar bir dönem daha seçimi kazanmak, bir dönem daha varlığını sürdürmek için ülkeyi ateşe atma politikasından vazgeçmeli yoksa sonucunu hep beraber çok ağır öderiz. Bu kutuplaştırma dilinin temelinde iktidarlarını sürdürmek var. Kendi çıkarını Türkiye'nin çıkarının önünde görmek var. Ben biraz önce söylediğim neydi? Bekan sorunu Türkiye ile evet. ilgili değil. Eee, ilgili mi? Biraz önce söylediğim kendi çıkarını Türkiye'nin çıkarından daha önce gören bir iktidar bana göre İşgal kuvveti gibidir. Bu da o ülke için bir beka sorunudur. Türkiye'nin şu anda bir beka sorunu var. O bekanın kaynağı mevcut iktidar anlayışıdır. Ee, peki Levent Gültekin az zamanımız kaldı. Onun için bir başka e, toplum açısından gerginlik olan ve de çok da hassas olan bir başka konu var. Geçici misafirler ya da mülteciler göçmenler yani farklı farklı isimlerle statülerine göre değişiyor. Şimdi birçok örnek var ama son örnek Ankara'da yaşandı Dün akşam saatlerinde bir parkta iki grup arasında nedeni açıklanmayan bir kavga henüz açıklanmayan bir kavga çıkıyor Suriye'li oldukları belirtilen grupla o mahallede yaşayanlar arasında çıkan kavga sonucu bıçak çekiliyor ve orada yaşayan gençlerden biri öldü biri yaralandı. Bu tip başka örnekler de var ne yazık ki bu gittikçe artan karışıklık çok fazla örnek geliyor çok fazla gerginlik sosyal medyadan açıklamalar yapıyor. belli ki bir yere doğru gidiyor bir sıkıntı var ama baktığımızda yetkililerin açıklamaları işte göç politikasının doğru yürütüldüğü yönünde şunu sormak istiyorum yönetilemeyen bir göç sorunu mu var? Yoksa bu bilinçli olarak, planlı olarak yapılan yani yönetim şekli bu mu? Buysa amaç ne? Şimdi bir